Sinir sıkışmasını teşhis ettikten sonra kişinin neden sinirini sıkıştığını anlamaya çalışıyoruz. Günlük hareketleri mi buna yol açıyor, altta yatan bir hastalığı mı var, onu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ardından sinir sıkıştıysa onu rahatlatmaya çalışıyoruz. Öncelikle dinlendirmeye çalışıyoruz. Bileğe giden sinir çok kolaylıkla sıkışır, elimize ulaşan sinir. Onu istirahat ettirmek isteriz. Mesela bir atel veririz. Ateli iyi bir şekilde kullanırsa, kişi de buna yol açan davranışlarından biraz kaçınırsa sinir sıkışması geriler. Fakat bazı durumlarda bu tedaviler işe yaramaz. Verdiğimiz ilaç tedavisi ve atel tedavisi işe yaramadığı takdirde bazen cerrahi yöntemlerle o siniri sıkıştığı yerden adeta kurtarmak gerekir.